Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız, yeni videolardan haberdar olmak için. Sevgili arkadaşlarım, bu videomda haklardan bahsedeceğim. Şimdi kadın hakkı ve erkek hakkı olarak ayırmayacağım. İşte kadınların haklarını biliyoruz artık. Kadınların sıkıntılarını, kadınların ver yansınlarını, kadınların mücadelelerini artık biliyoruz. Töre cinayetlerinden tutun, kız çocuklarının okutulma işi. Kız çocuklarının zorla evlendirilişi, kız çocuklarının erken evliliğe maruz kalması, kız çocuklarının şehir dışına yollanmayışı, kız çocuklarının siyasete sokulmayışı, kız çocuklarının sanata sokulmayışı, kız çocuklarının ve kadınların özellikle zorluklar içerisinde mücadelelerini hepimiz biliyoruz ki bu zorlukları ben de yaşadım. Yani bunu herkes yaşadı. Yani özellikle Türkiye gibi ülkede herkes yaşadı. Ama kendi mücadelelerim sonucunda artık hayatıma saygı duydurtmaya başardım ve şu anda sizin önünüze YouTube videolarıyla geliyorum. Eğer benim bugün bu anlamda YouTube bu mücadelem olmasaydı YouTube videosu yapamazdım sizler için. Bu anlamda ben kendi erkek kardeşime teşekkür ederim çünkü beni YouTube videosu yapmaya teşvik ettiği için ve beni buna teşvik ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden cesaretlendirdiği için teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi kadınların haklarından hep bahsediyorlar ama şunu da unutmayalım. Erkek hakkı da var. Nasıl? Hani Soma'da biliyorsunuz bir facia olmuştu hatırlarsınız. Oradaki işçi demişti ki böyle binmeyeyim araca demişti. Sonra bir futbolcu onun bütün borçlarını ödemişti. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, insanlık budur. O futbolcuyu ben borçlarını ödediği için çok ona teşekkür etmiştim. Yani demiştim ki Allah senden razı olsun, param var. Şimdi bazı insanlarda şu vardır. Gerçi bu başka bir konu. Konuyu da çok hani kaydırmak istemiyorum ama cebinde parası var, harcayacağım diye aklı çıkıyor. Yani harcayacağı yere harcıyor. Senin her türlü hayatına karışıyor, seni engelliyor. Benim de çevremde çok böyle insanlar var. Ama bakıyorsun kendisi her istediğini yapıyor. Paranız çok bol paranız varsa paylaşın. İnanın paylaştıkça çoğalıyor. Ben şahsen öyle yapacağım. Çok param olursa paylaşacağım. Ve şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şunu da söyleyeyim ben size. Şimdi bakıyoruz. Erkek hakkı. Hep kadın hakkından bahsettik. Kadın hakkından bahsetmiyorum artık. Bahsetmek istemiyorum artık. Erkek hakkından bahsetmek istiyorum. Erkek hakkı nedir? Erkekler küçük yaşta işe başlıyorlar. Ve erkekler her türlü eziliyorlar. İş hayatını da nedir? Ustalarının yanında eziliyorlar. Babaları tarafından eziliyorlar. İnşaatlarda çalıştırıyorlar. Ondan sonra ağır koşullar altında çalıştırıyorlar. Şimdi bu erkeklerin nasıl sevimli olmasını beklersiniz? Bu erkekler eve geldiği zaman sinirlerini işte ablalarından, eşlerinden çıkarıyorlar. Yani erkek de şunu senaryosunu yazmıyor ki ben gideyim de eve ablamı döveyim ya da kız kardeşimi döveyim ya da erkek şey başkasını döveyim. Sinirini çıkartıyor. Yani bu anlamda Maxim Gorki'nin, Rus yazar Maxim Gorki'nin Ana isimli romanını okursanız ne demek istediğimi çok çok iyi anlarsınız. Maxim Gorki orada işte çalışıyor. İşte mecbur para kazanmak zorunda kaldığı için susmak zorunda kalıyor. Ama şeye gittiği zaman, eve gittiği zaman terör estiriyor. Şimdi bu da otomatik olarak şiddeti tetikliyor. Kapitalizmin sıkıntıları inanın evde patlıyor. Kapitalizmin sıkıntıları evde patlıyor. Satış yapamayınca, işleri rast gitmeyince, işleri ters gitmeyince insanlar birbirlerine dalaşıyor. Bu da sıkıntılardan kaynaklanıyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi bu erkekler şiddete uğramıyor mu? Uğruyor. Mesela tanıdığım birisi var, diyor ki ben okuyamadım. Hep çalışma hayatına başladım, hep çalıştım falan filan. Babası bunu döve döve adam etmiş. Şimdi bak bu da eğitim değil. Döve döve çocuğa iş öğretilmez. Çocuğu yanına alırsın. Bak oğlum, inşaat şöyle yapılır. Bak oğlum, bakkalda işler böyledir. Ben size bir olay anlatayım. Mesela ben 13 yaşındaydım. Benim kardeşimi arısı okumuştu sevgili arkadaşlar.
Kardeşimi kucaklayarak, ben 13 yaşındayken o 5 yaşında falandı yanlış hatırlamıyorsam. Kardeşimi kucaklayarak eczaneye götürmüştüm. Halamın kızının eczanesi vardı. O da hastaneye götürmüştü kardeşimi. Bana eczanede dur demişti. Gelen olursa deftere yaz demişti. Şimdi baktım çok iyi hatırlıyorum. Bir Selpak demişti. Gittim Selpak vermiştim. Sonra para koymuşlardı. Para vermiştim falan filan. Ama nasıl heyecanlanmıştım. Şimdi diyeceğim nokta, ya bu neymiş dedim. Al gülüm ver gülüm. Ticaret dedikleri bu mu? Çok kolay para kazanılıyormuş dedim kendi kendime. Şimdi bakınız, o zamanları beni yazları halamın kızının eczanesine ya da bir yerde çalışma hayatını vermiş olsalardı, ben bir kız çocuğu olarak zaten çalışkan bir öğrenciydim. Ticareti öğrenmiş olacaktım. Ama ben de memur ailesinden geldiğim için ticareti öğrenemedim. Sonradan öğrendim. Bunu da arkadaşım Zehra'dan öğrendim. Buna çok teşekkür ediyorum. Zehra'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu haklara gelince, şimdi mesela erkekler şimdi çok ağır koşullar altında çalışıyorlar ve erkekler her türlü dümeni gördüğü için erkeklerin zeka seviyesi yüksek değil de zekası daha erken açılıyor şeye, kızlara göre, kadınlara göre. Bakınız, kızlar cinsel yaşamını erkeklerden önce tamamlarlar ama erkekler geç tamamlarlar, fakat erkekler çalışma hayatına daha önce girdikleri için bir şeylerin farkındadırlar ve bir şeyleri daha fazla matematiğini yaparlar. Yani olasılıklar üzerine konuşurlar erkekler. Kadınlar olasılıkları düşünmezler. Yani bu da beyinlerini kullanmasıyla alakalı. Kadınlara beynini kullanmak öğretilmesi gerekiyor. Yani kadınlar ve zeka olarak kadın ve erkek beyni aslında farklı değil. Aynı. Ama zekayı kullanmayı öğretmek gerekiyor. Zekayı kullanmak da sevgili arkadaşlar, şimdi kadınlar daha çok maaşlı olarak çalıştıkları için zekayı kullanamıyorlar. Yani kullanıyorlar ama hep aynı düzeyde kullanıyorlar. Yani kadınlar da yanlış anlamasın bunu. Şimdi erkekler çok farklı sektörlerle birçok dalda çalıştıkları için zekalarını mecbur kullanmak zorunda kalıyorlar. Ticaret yapıyorlar, memuriyet yapıyorlar. Mesela memurluktan çıkıyor, gidiyor balık satıyor. Gidiyor soğan satıyor. Gidiyor kapkacak satıyor. İnsanları tanıyor. Şimdi kadınların da bunu yapması gerekiyor. Bu da her türlü sosyal hakka giriyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani İlla ki para kazanmak adına değil, bir şeyin işlerliğinin nasıl olduğunu anlamak adına ya da yapılması gerekiyor. Mesela ben dernek işi yaptığım zamanlarda pideciye uğrardım, bakardım, izlerdim, pidenin nasıl yapıldığına bakardım sevgili arkadaşlar, değerli arkadaşlarım. Şimdi bunların hepsi sosyal hakka giriyor, kadın erkek hakkı demeden. Ama erkeklerin hakkına baktığımızda ise sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, şimdi erkekler haklarını diyorum ya, erkeklerin hakları da iş yerlerinde eziliyor. Mesela patronunun yanında eğilmek zorunda kalıyor, para isterken sıkılmak zorunda kalıyor, maaşı zamanında yatmıyor, para isterken kavga etmek zorunda kalıyor, mecbur sonra gidiyor başka işe giriyor, başka işe gireceği zaman öbür taraftan parasını alamıyor. Mesela benim öyle bir arkadaşım var. O işten o işe atlar, 15 gün çalışır parasını alamaz. Sonra 20 gün. Ama acayip şanslı. İş konusunda hiç zorlanmaz. Direkt iş bulur sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ve şöyle söyleyeyim, sevgili izleyenlerim, sevgili arkadaşlarım. Bunlar da erkeklerin haklarına giriyor. Çok ağır koşullar altında çalışıyor erkekler. İnşaat işçisini örnek alalım. Çok ağır koşullar altında çalışan bir inşaat işçisi. Nasıl sevgi dolu olabilir ki? Yani özellikle kadınlara karşı nasıl sevgi dolu olabilir? O inşaat işçisi zannediyor ki ben zor koşullar altında çalışıyorum, kadınlar zor koşullar altında çalışmıyor. Aslında kadınlar da evde çalışıyor. Ama her işin zorluğu var. Şimdi ev işçiliğinin zorluğu da var. Dışarıda inşaat işçinin zorluğu da var. Yani ikisi eşitlenemez. İkisi eşdeğer değil. O geliyor, onun sinirini ondan çıkarıyor. O geliyor, onun sinirini çocuklardan çıkarıyor. Ve olayın içerisinde olduğumuz zaman bunu hepimiz yaşıyoruz. Şimdi böyle konuştuğuma bakmayın.
Şimdi ben bağırmıyor muyum, çağırmıyor muyum sinirlendiğinde? Tabii ki de bağırıyorum, sinirleniyorum, çağırıyorum. Ama sinirlendiğim zaman diyorum ki ya ben niye bağırdım? Yani ama şimdi sinirlenmek insanın elinde olan bir şey değildir ki. Ya da bir şeyler insanın elinde olan bir şey değildir sevgili arkadaşlar. O yüzden hak denildiği zaman kadın erkek hakkı olarak değil de insan hakkı olarak alıyorum. Ve insanları İnsan Hakları Derneği'ne davet ediyorum. İnsan haklarınızı kesinlikle gözetelim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalınız.